Selamlar arkadaşlar. Cebirsel yayınları TYT matematik denemelerinden tam TYT MSU ayarı çok güzel bir soruyu beraber yorumlayalım. Süreniz 2 dakika. Bir mağazada bulunan iki kampanya ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 4 al 3 öde kampanyasında en pahalı üründen ücret alınmıyor. 3 al 2 öde kampanyasında en ucuz üründen ücret alınmıyor. Bu mağazada bulunan 21 ürünün fiyatları 10 liradan 210 liraya kadar ardışık olarak artıyor. Bakın şimdi 21 tane ürün var. 10 liradan 210 liraya kadar ardışık olarak artıyor arkadaşlar. 10 ile 210 21 tane ürün. Hemen zaten hissettik. 10, 20, 30 bu şekilde. 180, 190, 200, 210 oldu. İşte 21 tane ürün oldu ve ardışık olarak artıyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu mağazadan 14 tane ürünü 4 tane kampanya ile aldık. Bakın şimdi burası da önemli. 14 tane ürün alacağız. Şimdi 4 aldık 3 aldık. E bu kampanyalardan yararlanarak 14 tane ürünü nasıl alabilirim? 2 tane bu kampanyadan yararlanırım. Toplam 8 ürün almış olurum. 2 tane de bu kampanyadan yararlanmış olurum. Toplam 6 ürün almış olurum ve toplamda 14 olmuş olur. Bunu da gördük öncelikle. Daha sonra diyor ki alan biri en çok x lira en az y liralık bedava alışveriş yaptığına göre x eksi y kaç liradır diyor arkadaşlar. Öncelikle biz en çoğa bakalım. en çok x liralık bedava alışveriş yaptı. Şimdi arkadaşlar? Dikkat ederseniz 4 al 3 öde kampanyasında en pahalı üründen ücret alınmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada 4 al 3 öde kampanyasını daha fazla büyük sayıları burada kullanmaya çalışacağım. Şimdi şöyle düşünsem 10 lira 20 lira 30 liralık ürünler almış olsam en pahalı ürün de 210 liraydı. Bakın 210 liralık ürün bedavaya geldi bana. Devam ediyorum 40 lira 50 lira 60 liralık ürünleri almış olsam dolayısıyla ne olacak diğerine de 200 seçersem işte 2 tane ürün bedavaya geldi ve toplamları en fazla oldu. Şimdi 2 tane de mecburen bu kampanyadan ürün seçmek zorundayım arkadaşlar. Yani ben burada ne yapacağım en ucuz olan üründen ücret alınmadığına göre en ucuz olan ürünü mümkün olduğu kadar büyük seçmeye çalışıyorum. 210 ile 200 gitti geriye ne kaldı 190 kaldı 180 sen kaldı. 3 tane ürün alıyorum dikkat edin. Dolayısıyla en ucuz ürün 170 lira olabilir en fazla. Devam edelim. 160 oldu, 150 oldu. Dolayısıyla diğeri de ne oldu? 140 oldu arkadaşlar. İşte en fazla ben bu kadar bedava alışveriş yapabilirim. Şimdi aklınıza şu gelebilir. 190, 170, 160 alsaydım. 180, 100 ne kaldı geriye? 150, 140 alsaydım. Şimdi dikkat ederseniz en ucuz ürün bunlar oluyor. Toplamları 300. Oysa bu durumda ne oldu? 310 oldu. Daha fazla indirim kazanmış oldum. Şimdi bu indirimleri topluyorum. Kutucukları topluyorum. Buradan 420 geldi. Buradan da 310 geldi. Topladığımda ne oldu? 740 lira oldu arkadaşlar. En fazla benim kazanacağım indirim miktarı 740. 40 lira olmuş oldu. Peki devam edelim şimdi. Şimdi de en az kaç lira bedava ürün aldığıma odaklanıyorum arkadaşlar. Bakın bu kez şu kampanyayı kullanacağım. Burada ne yapıyorum? En ucuz üründen ücret alınmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben en yüksek iki tane ürünü seçtim. 200 ile 210. Bedava olacak şekilde 10 lira seçtim. Üçlüleri düşünüyorum önce. Sonra şöyle düşünsem. 190 lira, 180 lira sonra 20 lirayı seçmiş olsam. Bakın Bakın bunlar gitti artık. Şunlar da gitti. Tamamdır. Şimdi mecburen şu ilk kampanyadan seçeceğim. 4 tane alacağım. 3'ünün parasını ödeyeceğim. En pahalının ücretini ödemeyeceğim ve ben bu en pahalıyı mümkün olduğunca küçük seçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ne yapalım? Birbirine yakın seçelim ve mümkün mertebe en ucuzları seçelim. Mesela 30, 40, 50, 60 desem arkadaşlar, ben ne yapacağım burada? En pahalı ürünü bedavaya almış oluyorum 60 lira. Bakın küçük seçtim. Devam ediyorum 70, 80, 90, 100 seçtiğimde de en pahalı ürün 100 lira olmuş oluyor. Şimdi bunları toplayalım. 30 buradan, 160 buradan, demek ki y dediğim sayıda kaç olabilir? 190 olabilir. Ben ne arıyorum? X eksi y'yi arıyorum. Bunları çıkardığımda cevap 550'dir diyorum ama şıkla da yok arkadaşlar. Kesin yine bana işlem hatası yaptırıyorsunuz. Devamlı elimin altında konuşuyorsunuz. Burası 410 oldu. Burası ne oldu? 310 oldu. Tabii ki bunları toplayınca ne olur? 720 olur arkadaşlar. 740 olmaz. Burası 720. 720'den 190'ı çıkardığımda ne olur? 530 olur. Dolayısıyla aranan cevap Adana'dır diyebiliriz. Çok güzel bir soru bence. Öğretici hatta bir kere bazı sorular özellikle TYT mantığındaki soruları daha öncesinde bir kere görmek sınav anında işimizi çok çok kolaylaştırır. Bu da her zaman karşımıza çıkan tarzlardan değil. Bir kere görmekte fayda var arkadaşlar. Göre göre gelişiyorsunuz. TYT netleriniz artmıyorsa bol miktarda değişik soru izleyin arkadaşlar. TYT ile alakalı bol miktarda değişik soru izleyin. Kendiniz denemeseniz bile izleyin arkadaşlar. Bunlar size çok şey katacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.